Sevgili takipçilerim, 14-20 Mart tarotlar konuşur, sizlerle birlikteyiz. Haftalık tarotlar yani. Evet, sevgili koçlar ve teni esmer olan koçlarımıza hemen kart çekiyorum. Duygusal olarak biraz daha kendi dengenizi, ruhunuzu, enerjinizi toparlamanız lazım. Aynı şekilde iş konularınızla alakalı yaptığınız hataları bir an önce toparlayıp yönünüzü bulmanız lazım olarak uyarı veriyor. Bu ara iş konularınızda parasal evreyi de gereksiz harcadığınız takdirde biraz sıkıntılarınız bizi yorabilir ve bu yorgunluk ailemize sıkıntı yaratabilir sevgili esmer koçlar. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ailede sağlık problemi yaşayabilir ya da ailenizde sağlık problemiyle alakalı yaşanacak bir kadın sıkıntısı biraz sizi strese sokabilir. Eğitim konunuzla alakalı noktayı da en iyi şekilde belirlemeniz gerekiyor sevgili esmerler. Sevgili beyaz tenli ve buğday tenli koçlar. Şöyle söyleyeceğim sevgili koçlar, buğday ve beyaz ten sinirli, agresif ve işe bunu yansıtabilir. Biraz çevrenizdeki insanların size sizinle ilgilenmediği ve işinizle alakalı yaşadığınız krizleri toparlayamama korkunuz olabilir. Endişe etmeyin. Beklediğiniz yeni bir iş kapısı, oluşturmak istediğiniz alanlar için fırsatları yakalayacak gözüküyorsunuz. Yalnız özellikle çocuklu olan ya da çocuk doğurmayı düşünen sevgili çiftler için güzel bir karar. Haftanız gözüküyor, hayırlı olsun. Yerleşim konunuzu değiştirmek, işle alakalı farklı bir şehire geçmek istiyorsanız da bu tarz fırsatlarımız gündemde gelecek ve bu gündem sizi gayet rahata ve aydınlığa kavuşturacak. Evet, bu ara içsel dünyanızda boşluklar olabilir sevgili buğday taneler. Karmaşık ve merhametinizden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden biraz daha duygu yoğunluğunuz çok ön planda gözüküyor. Sevgili kumral ve sarışın koçlar, nasılsınız? Sizlere de hemen çekiyorum. Bu dönem çok büyük bir proje imzanız var gözüküyor ve bu imzayı doğru başardığınızda çok güzel yenilikler ve yeni noktaların başarısını sağlayacaksınız. Dengeyi, işinizle ilgili aksilikleri toparlayıp daha güçlü ve daha başlayacağınız bir evre olacak. Her şeyden önemlisi de hayatınızdaki ilişkiyle ciddiyet ve evlilikle ilgili konuşmalar ve yatırım konularıyla ilgili de net kararlara kavuşma evreniz var gözüküyor. Belki de aile büyüklerimizle vakit geçirmeniz size psikolojik olarak daha iyi geleceğini düşünüyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, sevgili esmer boğalar, hemen kartınızı çekiyorum. Bana bakmayın, kartlarınıza bakın diyeceğim. O yüzden kartları size göre ayarlamaya çalışıyorum ama beceriksizim. Evet, bu ara işinizle alakalı kanatlarınızın büyütmek ve yeni projelerde var olmak istiyorsunuz ve eski iş kapınıza ya da şu anki veda etmeye çalıştığınız iş kapınıza çok sinirli ve gergin olabilirsiniz. Ama çok iyi bir fırsat var. Duygusal yönünüzü doğru tamir ettiğinizde fırsatlar size güzel bir kazanç çevresi yaratacak. Özellikle renkli gözlü bir insan, yeşil, açık ela gibi olan birinden iş konusunda çok büyük bir destek alacaksınız ve hayırlı ve uğurlu olsun. Hatta gideceğiniz yer yurt dışı ya da şehir dışı bağlantıları ile alakalı olabilir ve sizin konumunuz da çok rahat bir şekilde ilerleyecek gözüküyor. Aşk konunuz için biraz daha sabırlı, biraz daha enerjinizi düzeltmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sevgili buğday ve açık tenli boğalar. Bu ara iş cesaretinizi doğru oturttuğunuzda ve iş çevrenizde başınıza taç takılacak ve bu güçlenme, bu aydınlanma size daha büyük bir ferahlık ve aydınlanma yaratacak gözüküyor. Korkmanıza gerek yok. İşinizle ilgili neyi çözmek istiyorsanız çok büyük bir başarı hayatınıza geçiş sağlayacak. Yeni iş bekleyenler için farklı fırsatlar, farklı yollar ve eğitim konunuzla ilgili de yapmak istediğiniz büyük bir yenilik size ayrı bir evre ve keyif katacak gözüküyor. Hiç korkmayın diyorum. Özel hayatınızla alakalı noktada uzun süredir kırgın olduğunuz ve küs olduğunuz bir kişiden haber gelecek ve bu sizin hayatınızı daha böyle keyifli kılacak diyorum. Bu ara bol bol dua edin. Yatırım kararınız var ve ödemelerinizle ilgili planlamak istediğiniz yenilikleriniz var. Bunlar da size huzur ve mutluluk verecek. Sevgili kumral ve sarışın boğalara hemen kart. Bu ara ihanetten çok yakın çevrenizin size söyleyeceği davranışlar sizi kıran noktaları biraz kalbinizi incitse de
karşı tarafın size özürle birlikte, güzel seyahatler teklifiyle birlikte onu affetme evreniz var. Farklı yeni iş ve oluşturmak istediğiniz hayatınızdaki kişiyle farklı ülkelere taşınmak istiyorsanız doğru bir karar evresindesiniz. Fakat burada miras, mal konularınızla alakalı gündeme gelecek yenilikler var. Bunları kader çarkınızda doğru düşündüğünüz vakit yatırımlarla alakalı noktayı da çok güzel bir şekilde aydınlığa iteceksiniz. Yalnız ölmüş ya da hasta bir insan ziyaret etmenizi ya da bir kabir ziyaret ederseniz üzerinizdeki enerjilerin de değişeceğini gösteriyor. Son olarak da aracınızla alakalı bir karar, hatta eşiniz ya da eşinizin sürpriz yapacağı bir araç sizi mutlu edecek. Mutlu kalın, abone olmayı unutmayın. Sevgili ikizler, esmer ikizler, nasılsınız? İş konularınızla alakalı sihir gibi başlayacak ve yeni oluşumlar size mutluluk ve güneşiniz ve parlaklığınızı en iyi şekilde bildireceğiniz bir hafta. Yerinizde değişim, pirinizde, maaşınızla alakalı yaşadığınız krizleri toparlamak için çok doğru bir haftanın enerjisi var. Yalnız mahkeme, ailenizi ilgilendiren mahkeme, çözülmesi gereken para konularınızla ilgili daha hareketli, yoğun bir süreç sizi bekliyor. Ya da sizin bitmesini istediğiniz ve elim kolum bağlı bu mahkeme bitmesi lazım ki ben özgürlüğüme kavuşmak istiyorum diyorsanız mahkemenizle ilgili olumlu süreçler sizi bekliyor. Özel hayat içinde daha böyle kendinizi dinlemek, karşı tarafa adımlarını nasıl yapacak ve ilişkiyi taşıyabilir mi diye bir arayış evresindesiniz ve eski sevgiliniz size geri dönüş yapacak sevgili esmerler. Sevgili buğday ve beyaz tenli ikizler, nasılsınız? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet, yeni iş beklentilerinizle ilgili farklı yollardan gelecek teklifi çok doğru bir şekilde mühür vuracağınız bir evre, yurt dışı ya da şehir dışı ya da bulunduğunuz alandan farklı bir noktaya geçmek istiyorsanız burada çok güzel imkanlar var. Hatta paranızla alakalı da çok güzel güçlenmek, kendi oluşumunuza hani kendi paranıza değer katmak, farklı işler, yani ekstra bir iş, ekstra bir iş düşünceleriniz var. Bunlar sizin için doğru bir evre. Bu ara gereksizce yakın dostlarınız da kırılabilir. Onlarla konuşmalarda incitici tavrınız olabilir. Biraz daha dikkat etmeniz lazım. İlişki konusunda da biraz daha özgür bırakmanız lazım. Karşı tarafı çok çok fazla kıskanç ve çok fazla baskı uyguluyorsunuz. Özgür olması gerektiğine özgür olması gerektiğini kabul etmeniz lazım. Sevgili kumral ve sarışınlar, bu ara çok fazla dua ediyorsunuz. Çünkü burada bir iş, alan değişiminiz var ve bu değişim sizin için çok güzel bir parlaklık yaratsa da aile uzaklığı ya da farklı bir alana geçmek biraz sizi korkutuyor olabilir. Hiç korkmanıza gerek yok. Hem gonca yaprağı hem de çok güzel bir aydınlanma sizin için çok büyük bir bereket getirecek. Yalnız şöyle diyor, ailenizle ilgili uzun süredir küs olan kumrallar, sarışınlar, ailenize adım atın çünkü onların size karşı özlemi, sevgisi daha derin bir noktada. Sizin gereksizce tavır yaptığınız olayda karşı taraf haklıydı. Siz hala haklı olmaya mücadele ediyorsunuz, gereksizce diyorum. Aşk konunuzda ihanet, konuşmalar sizi yıpratabilir. Şimdiden bu dengeyi oturtmanız lazım. Mutlu kalın, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgili yengeçler, esmer yengeçler. Deli deli haller, konuşmalar ve yoğun bir eğitim temponuz ya da sınav haftanız, acayip derecede gerçekleri görmeniz gereken birçok oluşum var ve işinizle alakalı da çevrenizdeki güvendiğiniz insanlar size ihanet edebilir, kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz, buna hazırlıklı olun. Yeni iş bekleyenler için alternatif kapı, yeni fırsatlar var ama sizin parasal evrede kalbin, hani ruhunuzu uyacak bir iş kapısı olmadığı için kabul etmediğiniz gözüküyor. Bence kabul etseniz daha sağlıklı olur. Aşk konusunda bir aşık olmak enerjisi ve size çok mutlu olacak bir enerji içerisindesiniz. Bence artık bu aşk size iyi gelecek diyorum. Sevgili buğday ve açık tenli yengeçler, kandilinize güzel yakın, o kadar güzel yakın ki halletmeniz gereken bütün işleri, başarı ve ödül alacaksınız ve kırgınlıklar, yani eşinize, sevginize kırgın olduğunuz her şeyi affetme, bağışlama, çünkü zafer size çok güzel bir aydınlanmayı yaratıyor ve bu aydınlanma hem evlilik hayatınız hem ilişki hayatınızın daha ciddi noktalarının aydınlanması var gözüküyor. Ev almak,
Yani anahtar düşüncesi var olanlar için güzel fırsat kapıları var. Bu fırsat kapılarda bir malın satımı ve daha ferah bir mala geçiş evremiz var ama der ki arsa merakım var. Arsa alacak mıyım diyorsunuz. Evet, arsa ile ilgili araştırmalarınız da var gözüküyor. Sevgili kumral ve sarışın yengeçler. Bereketi kendi içinizde dağıtabilir. Yanlış yatırımlar, yanlış kaoslar yaratabilir. Kendi bereketinizi bu hafta yanlışlıkla ziyan edebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar doğru tutum, doğru proje, doğru noktalarda yer almanız lazım. Özellikle işi bırakmak, farklı bir iş bekleyenler için de güzel enerjiler var. Hatta kalbiniz burası olacak diye hissediyor. Evet, kalbiniz gerçekten burası sizin için değişim ve dönüşüm noktası ve yurt dışı ya da vizelerinizle alakalı da beklediğiniz bazı karışıklıklar canınızı sıksa da eninde sonunda bu kağıdı siz başarıyla alacaksınız. İlişki konunuza açı bakıyorum. Bu ara ilişki konunuzda köklenmek ve ilişkiye ait noktayı belirlemek isteyeceğiniz bir hafta. Ayrılmaksa ayrılmak, evlilikse evlilik ya da evliyseniz bile ilişkiyle alakalı sorunları çözmek için bir adım atma evreniz var. Bunu doğru değerlendirirseniz daha mutlu bir oluşum yaşayacaksınız. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Paylaşıyorsunuz, arkadaşlarınıza da söylüyorsunuz. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Esmer aslanlar. Hemen çekiyorum. Bu ara kadınlarla alakalı iş yapacağınız toplantılar hem tartışmalı hem güzel hem anlaşmalı ama yargılamalı bir hafta söz konusu olacak. Ve almak istediğiniz iş zaferi sizin elinizde. Bunun keyfini ve tadını çıkartacaksınız. Uzun süredir başlatmak istediğiniz farklı alanlarda işlerinizle ilgili el sıkışmaları, anlaşmalar sizi mutlu edecek gözüküyor. Eğer ki işsizlik yaşıyorsanız, iş problemi yaşıyorsanız bir kadından gelecek bir destek sizin iş kapınızı da aydınlığa ve köklenmenize yardımcı olacak gözüküyor. Aşk konunuzla ilgili de bu ara duygusal yönünüzün daha çok iş ve para hayatına önemsediği için sanki duygusallığı kenara bırakmışsınız. Eski ilişkiniz geri geliyor ve siz bu eski ilişkinizi kabul ederseniz sıkıntıya düşebilirsiniz. Hazırlıklı olun diyorum. Sevgili beyaz tenli ve buğday tenli aslanlar. Bu ara sinir evreleriniz had safhada, saç telleriniz tepe tepe olacak. Çünkü iş yerinde aksilikler ve problemler biraz canınızı sıkabilir. Özellikle erkeklerle yaşanacak. Affedersiniz. Erkeklerle yaşanacak bazı tartışmalardan da uzak kalmanız lazım. Yakın bir dostunuzdan para isteğiniz olabilir ya da bir kredi konumunuzun hayırlı ve aydınlık olacağı gözüküyor. Ve özellikle de ailenize ait borçlarla ilgili yaşadığınız krizleri düzeltme haftanız söz konusu olacak. Bence artık siz de ailenize ve siz artık çevrenizi geride bırakıp ailenize çok büyük bir destek olmanız gerekiyor. Aşk konusunda da sinirleriniz had safhada ve karşı tarafın enerjik tavrı ve sizinle çok fazla ilgilenmesi, sizi her şeyi böyle sık boğaz etmesi canınızı sıkıyor. O yüzden biraz özgür kalmak isteyebilirsiniz. Aslan, kumral ve sarışınlar. Sevgili kumral ve sarışınlara sesleniyorum. Yazı yazmak, kabiliyet, hesaplar, kitapların çok yoğun olacağı bir hafta. Hatta doğum günü kutlaması, aileyle alakalı geçireceğiniz sürpriz oluşumlar ve burada nar ve bereket aydınlanması var. Bir araç, bir anahtarın muradı sizin hanenizde ve en büyük hayaliniz bu. Bu hafta bu çözülmüş olacak gözüküyor. İş konularınız ya da eğitim konularınızla ilgili biraz aksilikler yapıyor olabilir. Bunları toparlamanız lazım. Çünkü ben kendime güveniyorum ve okumama ya da yapmama gerek yok diyen egonuz bu konuda zarar verebilir. Ama vize, evrak konularınızla ilgili çok olumlu bir hafta. Eksik olan her noktayı çok rahat bir şekilde kader çarkınızda düzelteceksiniz. Şu taşınma mevzusu düşünen kumrallar için evet taşınma enerjiniz var. Hatta kendi mülkünüze taşınma gibi bir durum söz konusu. Aşk konusunda çekiyorum. Kendi gerçeğinizi kırıyorsunuz ve kendi gerçeğinizi kırmamaya özen gösterin. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Sevgili Esmer Başaklar nasılsınız? Hemen çekiyorum. Bu ara kendinizle ilgili eğitim, kariyer ya da meditasyon enerjinize iyi gelecek değişimler yapmak isteyebilir. Yorgun enerjinizi daha güneş gibi parlatmak isteyeceğiniz bir hafta. Çünkü uzun süredir kalbiniz heyecan duymuyordu. Bu hafta kalbiniz gayet şifa ve heyecan haftasına geçiş yapacak. O yüzden kendi enerjinizin de etrafınızın da kıymetinizi bilmenizi öneriyorum. İş konunuzda biraz daha zamana bıraktığınız ve çözmeniz gereken evraklarda hızlanmanız lazım. Hatta konum olarak da bir mail ya da yazışmayla ilgili konuşmalar biraz can sıkıcı.
sıkıcı olsa da hedeflediğiniz kaostan çıkıp daha bereketli bir kaosa geçiş yapıyorsunuz diyorum. Sevgili beyaz tenli ve buğday tenli başaklar. Bu ara sağlık konularınızın daha revaçta olacağı ve kendi içinizdeki hani mide, migren ağrılarınız ve işe adapte olamama gibi hani içsel dünyamızın sorunları çok fazla var. Bu kaostan çıkmanız lazım. Çünkü işe kendinizi veremiyor ve çok fazla da yorgun evredesiniz. Bu ara yöneticileriniz toplantılarının çok daha yoğun geçeceği bir evre. Siz izin almak isteyebilir. İzin almayın. Oradaki başarıyı tamamlayın. Sonra bir hafta izin alabilirsiniz dedim. Aşk konusunda belki yargılamayı bırakırsanız doğru insan karşınızda siz başkalarını yargılamaktan ilişkiye fırsat vermiyorsunuz. Sevgili başaklar, sarışın ve bu kumral başaklar. Bu ara ailenizin, aile köklerimize ait miras, mal, toprak konularının mahkemeleriyle ilgili üçüncü ya da ikinci devre olabilir. Bu sonuçlanacak mı diyorsanız hayır, şu an için değil. Daha ikinci ve üçüncü değil, dördüncü, beşinci davalarda sonuçlanacak. Ama gerçekten yüklü bir paranın sevincini de yaşayacaksınız. İş konunuzda işi bırakmak ve bulunduğunuz insanlarla artık aynı noktada olmak istemeyebilir. Farklı arayışlar, farklı dönüşümler yapmak istiyorsunuz. Bence doğru bir karar. Çünkü siz bu esarette, bu hakta, bu noktada çok fazla yıprandınız. Ve karşı insanlar sizi kullanıyor ve kullandıkları için de kendinizi ispatlayamıyorsunuz. Evet, ruhunuza ait yeni bir iş kapısı oluşturmak istediğiniz çok güzel kapılarınız var. Enerjinizi yüksek tuttuğunuzda yıldızınız ve enerjiniz çok fazla parlayacak. Belki de aşkla alakalı, özellikle çocuklarınızla ilgili bazı krizler karı koca arasında, sevgili arasında da geçmişle ilgili hesaplaşmalar gün yüzüne çıkabilir. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beni beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, esmer teraziler. Bakıyorum hemen neler var sizin için. Bu ara kendi içsel iş yerinizin çok yoğun olacağı ve yoğun tempo sizi çok fazla yoracağı ve bu değişimleri ve dönüşümleri artık benim hakimiyetim olsun isteyebilir ve bu esaretten çıkıp kendi paranızı, kendi içinizdeki haklarınızı alma savaşı başlayacak bu hafta. Bunu doğru değerlendirdiğinizde yeni kapılar, yeni fırsatlar, yeni oluşumlar da size çok büyük aydınlanma yaratacak. İlişkinizle alakalı tartışmalar, kavgalar, yüksek sesli konuşmalar biraz ilişkiyi zedeleyebilir. Bu konuda zamana bırakıp karşı tarafı da anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Almak istediğiniz bir arsa ya da bir mal konunuzla ilgili büyük bir sevinç yaşanacak diyorum. Sevgili terazi, beyaz tenli ve buğdaylar, hemen bakıyorum. İlişkiden çok aileye karşı kırgınlıklarınız çok fazla var. Onların yaptığı hatalar, onları affetmek istemiyorsunuz. Ve ben hep ayrımcı noktadayım. Ailem beni hep böyle boşluğa ve kenara itti. Hesaplaşmanız söz konusu olacak. O yüzden geçmişle ilgili mutluluk, geçmişle alakalı yaşadığınız duygusal boşluğunuz daha ön planda çıkacak. Bence onların sıkıntıları yok da senin içsel dünyanda böyle şefkat, sevgi, sevgi arayışı olduğu için onları suçluyorsun. Bence eğitim ve kariyerinle alakalı noktada farklı başlangıçlar ve enerjini çok iyi düzeltmen gerekiyor. Ailen de seni seviyor. Ailen seni sevdiği için de bence hiçbir sıkıntı yok. Kendini iyileştir ve başarılarını ve yapmak istediğin planlar için çok doğru bir hafta ve bunun enerjini düzeltmen gerekiyor sevgili buğdaylar. Sevgili teraziler, yani kumral ve sarışınlar. Özgürce gitmek istediğiniz köklerle ilgili çok büyük bir araştırma var ve bu kökler sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Gitmek istediğiniz yollar için büyük fırsatlar, yenilikler sizi bekliyor. Yalnız ailemizin biraz sağlık problemleri, biraz sıkıntıları olabilir. Ama aileye de gelecek sürpriz haklar, parasal yaşadığımız krizleri düzeltme haftamız söz konusu. Ve bununla birlikte kendi özgürlüğünüze, kendi ilişkinize, kendi hayatınıza daha sımsıkı sarılacağınız bir hafta. Sınavla ilgili ya da eğitim ve kariyerinizle alakalı çok büyük başarılar başlangıcı yapmak istiyorsunuz. Bunlar için doğru adım haftanız, kendinizi bulmak için doğru bir adım haftanız. Bu ara saç egzamalarınız, kaşıntılarınız olabilir, deli deli kaşınabilirsiniz. Dikkat edin diyorum. Ne yapıyorsunuz? Abone ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bu kanal sizin. Mutlu kalın, hoşça kalın.
Sevgili esmer akrepler nasılsınız? Hemen bakıyorum. O içinizdeki başarı ve aydınlık haftanız. Kendinizi daha iyi ispatlayacağınız kaoslardan, kaygılardan, korkulardan ve size haksızlık yapan herkesten kurtulup tacınızı takacaksınız. Ve yeni iş beklentileriniz varsa biraz daha sabırlı olun. Burası sizi büyütecek ve daha büyük başarılar elde edecek. Ama siz buradaki insanlarla var olmak istemiyorsunuz. Yeni iş arayanlar, Gonca yaprağı bereketiniz sizin elinizde. Fırsatlar ve yenilikler ya da kendi hayatınızla ilgili farklı alanlarda şans denemek istiyorsanız büyük şans kapılarınız var. Cesaretinizi toparlayın diyorum. Aşk konusunda kalbinizdeki insanla küsseniz barışma. İlişkinizde terslikler varsa tekrar birbirimize sımsıkı sarılma haftamız. Hatta eski sevgiliniz de size geri gelebilir diyorum. Sevgili açık tenli ve buğday akrepler, hemen bakıyorum size de. Anahtar konunuz ev değişimi, kiraya çıkmak, ev almak, araç değişimi ile ilgili çok yoğun bir başlangıç haftanız söz konusu olacak. Daha kendinizi güvende hissedeceğiniz, çünkü şu anki bulunduğunuz anahtarla ilgili huzursuz ve mutsuzsunuz. Daha başarılı ve daha güzel bir noktaya geçip daha sakin ve huzurlu bir arayışınız var. Hayırlı olsun diyorum. İş konunuzla alakalı da bu ara toplantıların çok yoğun olacak, görüşmeler, satışlar, projelerin daha aktif olacağı bir hafta. Kendi içinizde bu korkuları yenip daha cesaretinizi belirleyip el kol bağlılığınızdan çıkmanız gerekiyor diyorum. Aşk konunuzla alakalı noktada da kendinizi en iyi şekilde, verimli şekilde ispatlayacak ve hayatınızdaki karışık dönemi toparlayacaksınız diyorum. Sevgili sarışın ve kumral akrepler, hemen sizler için çekiyorum. Evet, siz de bu ara iş konunuzun anahtarı, işle ilgili yaşadığınız bazı karmaşıklıkları toparlamak ve orada kendi doğumunuzu ve başarınızı sağlamak istiyorsunuz. Evet, başarı sizin için ışık enerjisi veriyor. Fakat kendinize iş kurmak, yeni kapılar arayışı içerisindeyseniz, ruhunuza ait ve enerjine ait iş kapınız hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir de yeni sevgili, yeni aşk isteyen akreplere fırsatlar var. Ama şöyle bir şey var. Geçmiş hesabınızı, geçmiş yaşadığınız travmaları iyileştirmediğiniz sürece yeni bir aşk da sizi şifalandırmaz. İlk önce geçmişi yeniliyorsunuz ve kendi yönünüzü buluyorsunuz. Yani yeni bir ilişkiye girerken karşı tarafı hatalar ve maruzlar da bırakabilir ve kendi takıntılarınız karşı tarafı yormasına ve sizi anlamamasına sebep olabilir. Evet, özgürce gitmek istediğiniz yolculuklar ve planladığınız fırsatlar için doğru araç kazaları söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve beni takip edip en güzel yakın dostlarınıza anlatıyorsunuz. Sevgili yaylar, esmer yaylar nasılsınız? Hemen çekiyorum. Ya E ve A harfi ya da N ve T harfli birinden zarar göreceğiniz, sizden borç isteyebilir, para isteyebilir, bunu geri vermeyecek. Ona göre ayağını denk al diyorum. İş konunuzla ilgili gideceğiniz yolculuklar ya da işiniz gereği gitmeniz gereken yolculuklarda çok karmaşık insanların yalanlarına şahit olabilir. Ama siz işinize adapte olun ve hakim kurduğunuz işte çok büyük bir başarı ve aydınlık yakalayacaksınız. Yani güzellikler var. Eğitimlerinizle ilgili eksik gördüğünüz ve cesaretinizi toparlayın. Sınavınız, başarınızla ilgili doğru adımlar atın diyorum. Özellikle dil eğitim adımlarınız sizin için daha sağlıklı. Aşk konusunda yeniden başlamak, eski ilişkinize yeniden şans vermek istiyorsunuz. Bak, kart diyor ki hapishaneye düşeceksen, yani iç ilişkinde hapishane hayatı yaşayacaksan geri dön. Ama yeni bir aşk istiyorsan inandığın dua et, kalbin sana doğru anahtarı verecek diyor. Sevgili açık tenli ve buğday olan yaylar, hemen bakıyorum. Bu ara içinizdeki sezgiler çok fazla kuvvetli. Rüyalarınız, hisleriniz ve işinizle ilgili düşündüğünüz kim kötü, kim doğru diyorsanız gerçekten kalbiniz bu yansımayı size yansıtacak. Ve bu ara kendi alanınızla ilgili genişletmek istediğiniz farklı kültürler, farklı yemek lezzetleri, farklı eğitimler, yani yemek lezzetleriyle alakalı, farklı kültürlerle alakalı eğitimler alabilir. Kendinizi bu noktada marka ve başarı yaratmak isteyebilirsiniz. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor diyorum. İş değişimi düşüncesi ya da bulunduğunuz noktada konum değişimi var mı diyorsanız, evet, başarı ve priminizle ya da maaşınızla ilgili de doğru bir haftanız konuşun diyorum. Yeni aşk istiyorsanız biraz daha sabırlı olmanız ve gerçekten aşık olmak istiyorsanız sabretmeniz lazım. Sevgili kumrallar ve sarışın yaylar. Aile içindeki yaşanan bazı travmatik olaylar gün yüzüne çıkabilir ve burada saklanan bazı dedikodular, yalanlar gerçeğe dönüşebilir.
ve inandığınız anneniz, bacınız, kardeşinizin gerçek yüzüyle karşı karşıya kalabilir. Kırgınlıklar yaşayabilirsiniz ama onlar mecburdu bunu saklamaya. Senin deli yönünü biliyordu. O yüzden onlara kızmana gerek yok diyorum. İş konunuzla ilgili de özellikle kurumsal büyük bir alanda çalışıyorsanız masanızla ilgili değişim, toplantılarda güzel başarılar elde edip kendi yönünüzü farklı noktaya iteceğiniz ve hatta kendi cesaretinizi ödüllendirip yaşayan ölü gibiyim derken aydınlığa ve büyük bir başarıya elde edeceksiniz. Evlilik teklifi alabilir, evlilikle ilişkiniz, evlilik yolu ya da evliyseniz ilişkide çok güzel bir rahatlama söz konusu olacak. Ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Takip edin. Ne yapıyorsunuz? Yorum yapıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Sevgili Oğlak Esmerler nasılsınız? Hemen çekiyorum. Vakti ve zamanı bıraktığınız iş konularınızla ilgili hızlanacak bir hafta. Toplantı, konuşma, meditasyon, güç evreniz için çok güzel fırsatlarınız var. Yani kendinizi en verimli şekilde iletişimler, yaşadığınız olaylar, yenilikler çok büyük bir başarı getirecek. Yani yapmadınız ya da çözmeyecek hiçbir olayınız yok. Yeni yol, yeni arayış, yeni bir nokta içinde güzel aydınlanmalarınız var. Dengeni ve ruhunu doğru tut. Aşk konusuna bakıyorum hemen. O inancınızdaki kişinin sizi sevip sevmediği ile alakalı soru içinizden geçiriyorsunuz. O sizi seviyor ama kendi özgürlüğünü de tatmak istiyor. O sıkboğaz ruhundan çıkman lazım diyorum. Peki bu ara en çok bir aile dostunuzun sağlık problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili buğday oğlaklar hemen çekiyorum. Bu ara bereketinizin, şansınızın ve çevrenizdeki insanların ne kadar manyak olsa da, ne kadar deli de olsa siz hayata yeniden başlayacaksınız. Ve bu başlama sizin işiniz, kariyeriniz, oluşumunuz, eksik gördüğünüz noktalarda güçlenmenize, kendi bilgeliğiniz ve zenginliğinizi tadacaksınız. Hedeflediğiniz birçok şey size mutluluk ve huzur verecek gözüküyor. Yani gözünüzle gördüğünüz her şey size aydınlık yaratacak ve yeni bir oturum, yeni bir taşınma, yeni bir oluşum içinde çok rahat bir geçireceğiz. Hatta ailenize ait bir mal konunuz varsa bu da müteahhite girecek gözüküyor. Aşk konusunda hayatınızdaki kadın ya da erkek size kapris yapabilir ve kafanızda soru işaretleri, ayrılma korkusuna girebilirsiniz. O sizi bırakmıyor da sanki sen ilgisizsin, bu tavrı sana öğretmeye çalışıyor. Sevgili sarışın ve kumral oğlaklar, işte tahtı kurma, başarı, ödül, gideceğiniz her konuşma size gökkuşağı şeklinde aydınlanacak ve çok güzel başarılar ve hayırlar oluşumu yaşayacaksınız. Konum değişiminiz ya da masa değişiminizle ilgili beklentileriniz varsa üst düzey yöneticilerinizle konuşup bu esaretten çıkıp kendi tahtınıza oturmanız lazım. Yoksa kendi kendinizi kemirip ben haksızlıklara uğruyorum diyebiliyorsunuz. Yapmayın lütfen. Artık adım atın ve yol alın. Peki yeni iş arayanlar için bol bol dua enerjinizin ve kalbinize göre Allah size güzel bir kapı anahtarı var. Ve bu anahtarla birlikte aileniz ve çevreniz mutlu ve huzur bulacak gözüküyor. Peki aşk konusunda kalbinizdeki kişiyle ilgili biraz daha onunla seyahat etmek, yemek yemek, onunla vakit geçirmeniz lazım. Eşiniz, sevgiliniz, kim olursa olsun vakit geçirin. Çünkü karşı taraf sizin yolunuzu gözlüyor ve siz umursamaz tavırlar içerisindesiniz. Ayrıldığınız bir kişiden de mesaj alabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Abone ve yorum yapıp beğeniyorsunuz ve arkadaşlarınızla beni paylaşıyorsunuz. Sevgili kovalar, esmer kovalar nasılsınız? O aşk ve inandığınız aşk size adım atıyor. İstediğiniz kalp size adım atıyor. Yürümesini ve hayal ettiğiniz ve gelsin dediğiniz aşk size bu hafta o kadar güzel mesajlar, mailler, konuşmalar yapacak ki aklınız karışabilir. Ona göre mantığınız ve kuralınız eski acıları çekmek istemiyorsan doğru acıda kalmalısın. Doğru dinlenmen lazım. Bu ara iş konunuzla ilgili çok yoğun, acayip konuşmalar, telefon trafiği, daha fazla yoğun bir evre, iletişimler, konuşmalar, gitmeniz gereken toplantıların çok yoğun. Meditasyon yapıp enerjinizi düzeltin. Çünkü gerçekten hem başarı var hem de parasal evrede sizi mutlu edecek yenilikler var. Özellikle de bu ara araç değişimi ya da arsa alımı düşüncesi olan esmer kovalar için doğru bir karar haftası gözüküyor. Ailede belki bir sağlık problemi yaşayacak birinin dikkat edilmesi gerekiyor. Sevgili beyaz tenli ve buğday tenli kovalar. Şöyle söyleyeceğim.
Sizin bu ara mailleriniz, evraklarınız, konuşmaları böyle kenara itip görmemezlikten gelip dinlenme enerjisine ihtiyacınız var ama tam bereket haftanız. Yani o bir hafta dinlenin, bu hafta bereketinizi, aydınlanmayı, iş başarılarınızı alın. Ondan sonra ne diye gidecekseniz gidin, tatil mi yapmak istiyorsunuz, kampa mı girmek, evde mi uyumak istiyorsunuz yapın. Yeni iş arayanlar için şu an için çok sağlıklı bir hafta değil, o bir haftayı deneyin. Ama özellikle de yerinizde uzun soluklu çalışan buğdaylar için çok güzel bir gerçek ve aydınlanmanız var. Hatta başarınıza da başarı katacak. Biraz eğitim konusunda dil aksanınız ya da kendinizi geliştirmeniz gereken benim gibi aksan problemi olabilir. Bir dil eğitimi alabilirsiniz diyorum. İlişki konusunda da daha sakin bir haftayı yaşamak ve karşı tarafın bencil tavrından çok kendi ruhunuzu dinlendirmek isteyeceksiniz. Sevgili sarışın ve kumral kovalar. Erkeklerle tartışabilir, kadın erkek ayrımı yapmadan bunlarla yüz göz olabiliriz. Dikkatli olun. Evet, işinizle ilgili de bir konuyla ilgili aksilikler, hatalar söz konusu olacak. Eliniz kolunuz bağlanmış gibi hissedeceksiniz ve başka insanların oyuna gelip zarar görebilirsiniz. Lütfen buradan sihir gibi kurtulup kendi işinize odaklanıp daha güzel başarılar yakalamanızı öneriyorum. İş bekleyenler için şu ara iş mahkemeniz ya da para mahkemenizle alakalı çözülmesini bekliyorsunuz. Bu çözülüm gerçekleştikten sonra yeni kapı arayışınız var. Özellikle Avrupa ülkesine gitmek isteyenler için güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Aşk konusunda da belki uzun süredir hiç bu kadar huzurlu olmamıştım diyeceğiniz adımlarınız var. Özellikle de sevgilinizin size sürprizi var. Ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz, takipte kalıyorsunuz. Hoşça kalın. Sevgili esmer balıklar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun canlarım, değerlerim, güzelliklerim. Esmerler, bu ara özellikle sağlık problemimiz, üreme organlarımızla alakalı olabilir. Biraz hassas noktamız, alerjik noktamız olabilir. Dikkat edeceğiz. Ve kendi içinizde devamlı her şey iyi gidiyor. Hiç kötü bir şey yokmuş gibi enerjinizi yüksek tutsanız da kendi kendinize yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Biraz daha kendinizle hatalarınızı, yaptığınız kayıpları görmeniz lazım. Hep böyle halledeceğim deyip kenara atıp hiçbir şey halletmiyorsunuz. Bence bu hafta bunları çözün. İş konunuzla ilgili de uzun süredir biriken dosyalarınız, evraklarınız ve aksilikleri toparlamamız lazım. Ve kendi kendinize bu işi bırakacağım enerjisindesiniz. Evet, alternatif bir kapı var ama burayı bırakmanız için daha iyi bir noktaya geçmeniz lazım. Şu an size bu burayla ilgili bir haber olmadığı için yerimizde mecbur oturalım, böyle popomuzu sallayalım, oturalım ve maaşımız en azından yatıyor. Aşk konusunda da belki kendinize ait çocuksu ruh arıyorsunuz. Bu ilişki sizi yormuş. Artık ayrılık kararı içerisindesiniz. Cesaretiniz yok. Beyaz tenli, buğday tenli balıklar. Şu anlamda o yukarıdan gelen emir, işiniz, başarınız, ilişkinizle ilgili Rabbim size bu hafta çok güzel kapılar açacak. Bol duanızı yapmanız lazım, bol enerjinizi iyileştirmeniz lazım. Kırgın oldunuz, küs oldunuz, sevgilileriniz kim varsa hepsi tırım tırım geri gelecek ve bu tırım tırım geri verme siz karar vermekte zorlanacaksınız. Birçok içinizde kırgın olduğunuz kişiler ayaklarınıza gelecek ve acayip derecede de heyecan duyacağınız bir hafta, bunu da söyleyeyim. Çünkü hani içinizde ufteliklerle yüzleşmek ne kadar güzel geçecek size anlatamam. Bu duyguyu haftaya bana yazın lütfen. İş konunuzla ilgili de zamana bıraktığınız konularda hızlanma, kendi başarınızda daha büyük bir aydınlanma söz konusu. Belki aşk konusunda da uzun süredir ilişkisi olmayanlarda bence geçmiş geleceği için şu an ilişkiye odaklanmana gerek yok diyorum. Sevgili sarışınlar, buğday taneler yani kumrallar. Şöyle bir durumumuz var. Para konunuzla ilgili bu hafta dikkatli harcama yapmanız lazım. Gereksiz ve sizi böyle alışveriş, hani bazı şeylere merakınız var. Ayakkabı ya da ne bileyim bu tarz çorap, pantolon, kıyafet konusunda bu hafta çok fazla para harcayacaksınız. Tabii ki siz bütçenizi biliyorsunuz ama sonrasında hafta belki bu bütçe sizin cebinize zarar olarak gözüküyor. Tek tek alın, o bir hafta, o bir hafta diye dengelemeniz gerekiyor. İş konunuzla ilgili de özellikle yurt dışı ile iletişim yaşayan, yurt dışı firmasıyla çalışanlarda konum değişimi ve bu değişimle birlikte daha büyük kazançlarınızın elde edeceği bir nokta. Sabit bir iş kapısında bekliyorsa, çalışıyorsanız burada gönlünüzü kaptırdığınız biri olabilir. Ona adım atabilirsiniz. Bu doğru bir cevap vermeyebilir. Kendinizi rezil etmeyiniz canlarım. Ama ilişki konusunda da ters giden noktalar
size yeni bir oluşum, yeni bir başarı yaratacak. Özellikle de evli olanlarda çocuk sevinci yaşanacak gözüküyor. Ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bizde kalıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.